Merhaba efendim, iyi akşamlar diliyoruz. İçer gündemindesiniz ve Mersin'de, Mersin'in yakın çevresinde gündemde neler var, neler yaşandı sizlere aktarmaya çalışacağım. Değerli seyirciler, dün ülkemiz için, milletimiz için çok çok önemli bir gündü. Ülkemizde Cumhuriyet'in ilan edilişinin 98. yılıydı. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimize Cumhuriyet Bayramı olarak armağan ettiği o gün tüm Türkiye'de coşkuyla, gururla, heyecanla kutlandı. Mersin'de de Cumhuriyet Meydanı'nda törenler düzenlendi. Ana törenler öncesinde Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda Mersin Valisi Ali İhsan Su tebrikleri kabul etti ve tebrikat töreninde de duygularını dile getirdi. Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlamaları Mersin Cumhuriyet Meydanı'nda yapıldı. Ana kutlama törenleri öncesinde Mersin Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda Mersin Valisi Ali İhsan Su tebrikleri kabul etti. Tebrikat törenine milletvekilleri, belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, kamu kurum ve kuruluşlarının amir ve müdürleri, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Tebrik kabulü sonrasında Vali Ali İhsan Su duygularını şöyle dile getirdi. Evet değerli arkadaşlar, bugün Cumhuriyetimizin 98. yılını coşkuyla, mutlulukla kutluyoruz. Nice'ye 98 yıllar diyoruz. Hakikaten milletimiz, yüce milletimiz İstiklal Savaşı'nı kazanarak bu savaşı Gazi Mustafa Kemal Paşa önderliğinde Cumhuriyet'te taşlandırmıştır. Biz de bugün onlara layık olmak için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Tabii bu uğurda vatanımız, milletimiz, ülkemizin bütünlüğü, birliği, beraberliği, bağımsızlığımız için, istiklalimiz için tarihten günümüze şehitler verdik. Gazilerimiz oldu. Ben başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle yad ediyorum. Ve Cumhuriyet Bayramımızı bir kez daha kutluyorum. Sağ olun, var olun. Tebrikat töreni sonrasında Mersin Valisi Ali İhsan Su ve protokol üyeleri Cumhuriyet Meydanı'na geçtiler. Cumhuriyet Meydanı'nda kalabalık insanı sevindirecek ölçüdeydi. Çünkü pandemi döneminde malum böylesine milli bayramlarımızı heyecanlı, coşkulu bir şekilde kalabalık ortamda kutlayamadık. Ve özellikle son dönemlerde de vatandaşların ilgisi milli bayramlara azalmıştı. Ama dün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamasında Cumhuriyet Meydanı özlediğimiz kalabalığa ulaştı. Öğrenciler vardı, vatandaşlar vardı ellerinde bayraklarla. Şehit yakınları, gaziler, askeri erkan, polis gücü ve protokol üyeleri, herkes oradaydı. Gururla, heyecanla bayram kutlandı. Mersin'de Cumhuriyet Bayramı coşkuyla kutlandı. Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümü kutlamalarına katılan Mersinliler, bayraklar ve alkışlarla Cumhuriyet heyecanı yaşadı. Mersin'de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun sabah 9.30'da Kültür Merkezi Şeref Salonu'nda tebrikleri kabulüyle başladı. Tebrik töreninin ardından kutlamalar Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Törende Mersin Valisi Ali İhsan Su, Tuamiral Gedik ve Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'le birlikte meydandaki Mersinlilerin bayramını kutladı. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Bayramınız kutlu olsun. Ardından saygı duruşunda bulunularak İstiklal Marşı okundu. Vali Su törende yapmış olduğu konuşmada Türk milletinin şanlı tarihinin en önemli dönüm noktalarından biri olan Cumhuriyet'in ilanının 98. yıl dönümünü ve Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı. Cumhuriyetimiz boyunduruk altında bir hayatı yaşamaktansa vatanı uğruna canını feda etmeyi onur ve gurur olarak gören asil bir milletin ortak eseridir. Cumhuriyetimiz, milletimizin kendi kaderi üzerinde hiç kimsenin söz sahibi olamayacağının, iradesine ipotek konulamayacağının tüm dünyaya en güçlü şekilde ilanıdır.
Vali Sun'un konuşmasının ardından öğrencilerin okuduğu şiirler ve halk oyunları gösterileriyle devam eden tören resmi geçitle sona erdi. Ey kahraman Atatürk, sizlere minnettarız. Rahat rahat uyuyun, nöbette bizler varız. Değerli seyirciler, Mersin'de Cumhuriyet Meydanı'nda Cumhuriyetimizin ilanının 98. yıl dönümü münasebetiyle gerçekleştirilen tören gururla, coşkuyla devam ediyor. Yüce dağlar önümüzde sıra sıra uzanır. En sarp kaya coşkun ırmak bizi yakından tanır. Yok mu senin şehit yatanın? Bütün çevresini nurlu vatanın, cesetten öre öre kurtardık. Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı Hizmet İş Sendikası Mersin'de Özgür Çocuk Parkı'nda bir açıklama yaptı. DİSK'in açıklamasına, Hizmet İş'in açıklamasına Demokrasi Platformu bileşenleri de destek verdi. Mersin'de DİSK Genel İş Sendikası tarafından artan vergi oranlarıyla hayat pahalılığına tepki için Özgür Çocuk Parkı'nda basın açıklaması yapıldı. Emek ve Demokrasi Platformu bileşenlerinin de destek verdiği eylemde savaşa değil emekçiye bütçe, sermaye için değil halk için bütçe, sefalet ücreti istemiyoruz, emeğin Türkiye'sini biz kuracağız şeklinde pankartlar açıldı. DİSK Genel İş Sendikası Mersin Şube Başkanı Kemal Göksoy, ülkeyi yönetenlere göre ekonominin şahlandığını ama işçi sınıfı başta olmak üzere geniş halk kesimleri için şahlanan tek şeyin işsizlik, pahalılık, faturalar, borçlar ve zamlar olduğunu söyledi. Artık hemen her evde olan işsizlerden, özellikle genç ve kadın işsizlerden görüyoruz. 2022 kışına pahalılık ve işsizlik damgasını vuracak. Ülkeyi gerçek anlamda bir kara kış bekliyor. Türkiye'nin salgın süreciyle milli gelirine oranla kendi halkına en az nakit desteği veren ülkelerden biri olduğu gerçeğinde hiç bahsetmiyorlar. İşsizlikle ve geçim zorluklarıyla mücadele ederken bir avuç ayrıcalıklı şirketin vergi borçlarının sıfırlanmasını, İşkur ve SGK kaynaklarından yapılan kıyakları kimse görmüyor zannediyorlar. Türkiye uluslararası sermaye için ucuz ve güvencesiz işçilik cenneti haline getirilmek istenirken elimiz kolumuz bağlı, izleyelim, örgütlenmeyelim, sendikalı olmayalım, hakkımızı arayıp sormayalım istiyorlar. Bizi yoksullaştırarak, bize hayatı zehir ederek bir avuç şirket ile beraber şahlanmak istiyorlar. Geçinemiyoruz diyenler çözüm istiyor. Bıçağın kemiğe dayandığı şu günlerde biraz nefes almak için ülkeyi yönetenleri acil önlemler almaya çağırıyoruz. Değerli seyirciler, Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Oto Galericiler sitesini ziyaret etti ve sitede Atatürk büstünün açılışını yaptı. Ayrıca o sektörde, Oto Galericiler sektöründe Mersin ilgilendiren sorunlar varsa o sorunların kısa sürede de çözüme ulaştırılacağını söyledi. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Mersin Oto Galericiler sitesi yönetiminin talebi üzerine Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından siteye kazandırılan Atatürk büstünün açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda yaptı. Galerici esnafının sorunlarını ve taleplerini de dinleyen Başkan Seçer, "Sizler esnaf olarak belediyenizi her kesim belediyesi olarak görün," dedi.
Başkan Seçer, Mersin Oto Galericiler sitesini ziyaret etti. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Mersin Yetkili Oto Galericiler Sitesi Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Murat Koçaçoğlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, Büyükşehir Belediyesi bürokratları ve daire başkanlarıyla galerici esnafının katıldığı ziyarette hem sorunlar dinlendi hem de Atatürk büstünün açılışı yapıldı. Bugün Cumhuriyet Bayramı. Öncelikle bayramınızı kutluyorum. Görgüm, bilgim, azmim, şevkim, kuvvetim nispetinde Mersin'e de hizmet etmek için 24 saat arkadaşlarımla beraber mesai yapıyorum, çalışıyorum. Başkanımızla bu açık otopazarı konusunu görüştük. Burada alt belediyenin bir yeri olduğunu kendisi bana söyledi. Ben dedi başkanla görüşürüm, görüşememiş. Ben bu görevi üstleniyorum, kendisiyle görüşürüm. Hatta biz geçtiğimiz haftalarda birkaç kez de ekip olarak bir araya geldik. Toroslar Belediyesi, Büyükşehir. Ve aramızdaki bütün sorunları, ama bütün sorunları çözdük. Hatta meclisten bile geçti. Milliyetçi Hareket Partili bir belediye, Cumhuriyet Halk Partili bir belediye. Ama iki aklı başında başkan olursa, iki düzgün düşünen adam olursa gerisi teferruat. Biz bürokratlarımıza deriz ki ya biz böyle uygun gördük, yapın, yapıyorlardı. Hiçbir sorun yok. Ama ben başkanla görüşeceğim, hiçbir sorun yok. Bakalım o ne düşünüyor. Biz bu işe girişimde bulunuruz. Sizler de esnaf olarak belediyenizi herkesin belediyesi olarak görün. Bu konuda da rahat olun, kendinizi iyi hissedin diyorum. Ben çok teşekkür ediyorum. Tekrar bayramınızı kutluyorum. 29 Ekim'de Tarsus ilçesinde de önemli bir tören vardı. Bu törende Tarsus Belediyesi'ne kazandırılan 29 tesisin toplu açılışı yapıldı. Tarsus Belediyesi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde ilçeye kazandırılan tesislerin toplu açılışını yaptı. Törenle Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik Merkezi ile birlikte 6 adet muhtar odası, 8 adet doktor muayene odası, 4 adet misafir odası, 1 adet okuma odası, 1 adet sundurma ve 8 adet koruluk ve oyun parkının açılışını yaptı. 29 Ekim, aydınlanmanın, çağdaşlaşmanın günü, 98. yıl. Böylesine çocuklarımız için çok özel bir kurumun, sistemin, Çocuk Bilim Akademisi'nin bu tarihe denk gelmesi biraz da çok fazla bir arkadaşların gayretiyle oldu ve bu yüzden de Ülker Hanımefendi'ye bile gecikmeli haber verebildik. Diğer 10 tane 10 Kasım'da açacağımız 27 tane de 27 Aralık'ta açacağımız, ki bunların içerisinde tekstil atölyeleri de var. Açılışları hep ileri tarihe bıraktık. Çünkü Bilim Akademisi'nin önemi çok önemli çocuklarımız için ve özellikle de dar gelirli, orta gelirli ailelerin en büyük serveti çocuklarının eğitimidir. Burası da bir bilim yuvası. Ta Silopi'den çıkıp en büyük ödülü alan bir Türk'ün olması tabi hepimize gurur veriyor. Ama eminim ki 410 bin nüfusu olan artık Tarsus'ta dünya kadar bilim adamının yetişmesinde Ülker Aydın isminin ne kadar önemli olacağı ve unutulmayacağı muhakkak. Akkuyu Nükleer Güç Santrali inşaatı devam ediyor. Akkuyu Nükleer Güç sahasında 13 binden fazla kişi çalışıyor ve şu anda Akkuyu Nükleer Güç inşaat sahası Türkiye sınırları içerisindeki en büyük şantiye olma özelliğini taşıyor. Dördüncü ünitenin yapılabilmesi için de o inşaatı nükleer santrali yapan şirket Türk ilgili kurumlardan ve yetkililerden dördüncü ünite yapabilme lisansını da aldı.
Nükleer Düzenleme Kurumu Akkuyu Nükleer AŞ'nin adına Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin 4. güç ünitesi için inşaat lisansının verilmesini onayladı. Lisansın düzenlenmesi nükleer güvenlik açısından önemli olan tesisler de dahil olmak üzere ünitedeki tüm inşaat ve montaj işlerinin yapılmasına olanak sağlıyor. Akkuyu Nükleer AŞ Genel Müdürü Anastasia Zoteva, konuya ilişkin yapmış olduğu açıklamada, 4. güç ünitesinin yapımı için inşaat lisansının alınması projemiz açısından çok önemli bir aşamadır. 4 üniteli nükleer santralimizin inşaatına ilişkin lisanslama sürecini tamamlayarak, Nükleer Düzenleme Kurumu'ndan Türk meslektaşlarımızın değerlendirmeleri sonucunda projemizin güvenliğini, bütünlüğünü, geçerliliğini ve benzersizliğini doğruladık. Artık 4 güç ünitesinin tamamında çalışmalara başlamaya hazırız. Önümüzdeki yılın başında 4. ünite nükleer ada binaları temel plakalarını inşa etmeye başlıyoruz dedi. Akkuyu Nükleer Güç Santrali sahası, nükleer enerji sektöründe dünyanın en büyük inşaat alanlarından biri haline gelmiş durumda. 13 binden fazla kişinin çalıştığı Akkuyu NGS sahasında 70'in üzerinde kule vinci dahil olmak üzere binden fazla inşaat ekipmanı ve aracı yer alıyor. Sahada yürütülen bütün çalışmalar, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla bağımsız nükleer yapı denetim kuruluşlarının yakın denetimi ve koordinasyon içerisinde gerçekleştiriliyor. Şimdi efendim gündemde yer alan bazı konulara da kısa kısa değinelim. O konulardan biri de hala sosyal medyada tartışılan bir konu, Suriyelilerin muz yerken yayınladığı görüntüler ve muz yerken Türk devletine, Türk milletine ve Türk bayrağına yapmış olduğu hakaretler. Şimdi sokakta malum birçok televizyon, birçok YouTube televizyonu, birçok fenomen sokakta gezerek vatandaşa çeşitli konularda sorular soruyorlar. İşte o sokak röportajlarının birinde bir vatandaşın ben muz alamıyorum, pahalı, yiyemiyorum, çocuklarıma da yediremiyorum ama Suriyeliler çok rahat yaşıyorlar ve muz yiyebiliyorlar söylemi üzerine birkaç kendini bilmez Suriyeli göçmen sosyal medyada videolar yayınlamaya başladılar. Bu videolarda muz yiyorlardı ve ayrıca muz yerken de Türk devletine, Türk milletine ve Türk bayrağına hakaret eden sözler söylüyorlardı. Hatta şanlı bayrağımızda hilalin yerine muz koyarak bu hakaretlerini devam ettirdiler. Tabii sosyal medyada çok tepkiler gördüler. Bunun üzerine İçişleri Bakanlığı'nın ekipleri devreye girdi ve bu videoları yapan, paylaşan 11 kişiyi gözaltına aldı. Aslında yüzlerce kişi, yüzlerce Suriyeli böyle bir eyleme katılmıştı. Ama bu akımı başlatan 11 kişi hemen gözaltına alındı, işlemleri yapıldı ve o 11 kişi sınır dışı edildi. Suriye'ye geri gönderildi. Bu yöndeki soruşturma devam ederken İzmir'de de yine operasyonlar yapıldı bu konuya yönelik ve İzmir'de de 8 kişi gözaltına alındı. İşlemleri sürüyor ve o 8 kişi de sınır dışı edilecek. Şu ana kadar 19 kişi sınır dışı edildi ve edilecek. Tabii bu soruşturma devam ediyor. Bu soruşturma devam ederken de aklı başında bir Suriyeli göçmen genç de bir video yayınladı ve bu videoda da kendi vatandaşlarının, kendi soydaşlarının yanlış yaptığını, Türk milletine duydukları sevgiyi, saygıyı ve minneti, Türk devletine duydukları güveni dile getiren bir video paylaştı. İşte o videoda birçok vatandaşımız, soydaşımız tarafından da takdirle karşılandı efendim. Gündemdeki diğer bir konuya gelelim, o da fahiş fiyatlar. Fahiş fiyatlarla ilgili denetimler hala Türkiye genelinde devam ediyor. Zaman zaman haber bültenlerimizde de ekranlarınıza getirdik. Tarlada 1 lira olan, yani üreticiden 1 liraya çıkan bir ürün neden pazarda 5 lira, bazı marketlerde 7 lira, 10 lira, hele İstanbul, Ankara gibi büyük şehirlerin lüks semtlerinde neden 25 lira, 30 lira?
İşte neden böylesine bir fiyat farkı oluyor şeklinde. Hatta normalde marketlerde 50 kuruşa 75 kuruşa satılması gereken bir ürün bile neden 6 liraya 7 liraya satılıyor şeklinde araştırmalar hala devam ediyor. Bu denetimler kapsamında tabii ki 5 büyük zincir marketin yöneticileri ifade verdiler. Ayrıca 5 büyük zincir markete de para cezaları uygulandı. Bu zincir marketlerde şimdi yüksek bir mahkemeye itirazda bulundular kendilerine yönelik kesilen cezalar doğrultusunda. Tabii ekiplerin yapmış oldukları araştırmada zincir marketlerin hem 5 büyük zincir market hem de bazı yerel zincir marketlerin oyunu ortaya çıktı. Şöyle ki efendim, şimdi bahçede, yani şöyle söyleyeyim, marketlerde 75 kuruşa satılması gereken bir ürün, 75 kuruşa, 1 lira bile değil, 75 kuruşa satılması gereken bir ürünün marketlerde 7,5 liraya satıldığı belirlendi. Tabii ekipler, müfettişler incelediler, baktılar alışını, bütün faturaları, bütün gerekli belgeleri incelediler ve baktılar ki burada bir oyun var. Şöyle, üreticiden alınıp markette 75 kuruşa satmaları gereken bir ürünü marketler kendi şirketlerine, üreticiden aldıktan sonra kendi şirketlerine satıyorlar. Kendi şirketleri başka bir şirkete satıyor. Sonra kendi şirketleri o şirketten geri alıyor ve marketinde satmaya başlıyor. Birkaç el değiştirdiği için fiyat yükseliyor ve resmi olarak da yüksek fiyata mal edildiği için yüksek fiyata da satılıyor. Tabii bunu yapan, bu oyunu düzenleyen marketlere de cezalar kesildi. Şimdi yüksek fiyatlarla mücadele devam ederken iyi bir haber geldi. Şöyle, şimdi malum enflasyon yüksek, vatandaşlar geçim derdinde. Hatta tabii Aralık ayında asgari ücret tespit komisyonu toplanacak, bir karar verecek ve Ağustos ayında da asgari ücret yükselecek. Asgari ücretin ne kadar olması gerekir tahminleri, işte 445 lira olması gerekir yönünde tahminler vardı. Ama tabii ki birçok sendika ve sendika konfederasyonları asgari ücretin en az 5000 lira olması gerektiğini de belirtiyorlar yapmış oldukları çalışmalarla. Şimdi tabii AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhur İttifakı bir durum üstünde çalıştı. O durumda şuydu, asgari ücretliden vergi alınmasın. Asgari ücretliden vergi alınmayınca ve devlete verilmesi gereken vergi asgari ücretliye yansıtılınca asgari ücret yükselecek. Tabii bu biraz daha geliştirildi bu proje. Bu projenin gelişmiş haliyle ilgili ayrıntılara girmese de Sayın Cumhurbaşkanı şöyle bir talimat verdi. Sayın Cumhurbaşkanı dedi ki, en düşük emekli aylığının 2000 lira olması ve asgari ücretin de en az 3500 lira olması yönünde çalışın. Büyük ihtimalle önümüzdeki süreçte, yani bir ay kadarlık bir süreçte en düşük emekli maaşı 2000 lira olacak ve yeni dönemde de asgari ücret en az 3500 lira olacak. Sayın Cumhurbaşkanı bu yönde bir talimat verdi, bilgisi var efendim. Şimdi tabii haberlerimize devam edeceğiz ama hava durumuyla ilgili de bir bilgi verelim. Şöyle ki efendim, yağmur var. Mersin'de, Adana'da, Mersin'in yakın çevresinde yağmur var. Yağmurun bu akşam itibariyle de başlaması muhtemel. Yarın Mersin zaman zaman parçalı bulutlu, zaman zaman kapalı olacak. Yarın akşam saatlerinde Mersin'de sağanak yağış bekleniyor. Bu akşamdan da sağanak yağış olabilir Mersin'de. Hem kıyı kesimlerinde hem yüksek kesimlerinde, bu durum Adana için de geçerli. Sıcaklıklarda ayrıca 4 ile 8 derece arasında düşecek. Doğu Anadolu'nun tamamında kar yağışı var. Bunu belirtelim. İzmir'de, İzmir başta olmak üzere Ege'nin güney kesiminde de sağanak yağışlar var. Ama bunun haricinde İç Anadolu, Karadeniz bölgesi, Marmara tamamen açık. Zaman zaman kapalı olsa da güzel havalar yaşayacaklar diyelim.
Şimdi buradan tekrar yaşanan diğer bir gelişmelere geçelim değerli seyirciler. Bir traktörle bir hafif ticari araç çarpıştı. Bu çarpışmada tabii ki yaralanan kişiler var. Ancak hafif ticari araca bir şey olmadı ama hafif ticari araçla çarpışan güçlü bir araç olarak bildiğimiz traktör paramparça oldu. Antalya'nın Manavgat ilçesinde seyir halindeki traktörle hafif ticari araç çarpıştı. Traktörün adeta hurdaya döndüğü kazada traktör sürücüsü ve ticari araçta yolcu olarak bulunan bir kişi yaralandı. Kaza Manavgat D400 karayolu Tekandız mevkiinde meydana geldi. Mustafa Akın kullandığı traktörle aynı istikamette seyir halindeki Mehmet Demirbileğin kullandığı hafif ticari araç çarpıştı. Kaza sonrası traktör adeta hurdaya dönerek parçaları yola savruldu. Kazada parçalara ayrılan traktörün sürücüsü ve ticari araçta yolcu olarak bulunan Sabriye Demirbilek yaralandı. Yaralılar sağlık çalışanlarının olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Adana'da aranan kişilere yönelik operasyonlar yapıldı. Şafak vakti birçok adres basıldı ve aranan birçok kişi gözaltına alındı. Adana'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve çeşitli suçlardan aranan firari kişilere yönelik şafak vakti operasyon düzenlendi. Adana Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, aranan şahıslar büro amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan, uyuşturucu ticareti, hırsızlık, yaralama, gasp ve kapkaç gibi çeşitli suçlardan aranan firari kişilere yönelik operasyon başlattı. Şafak vakti söz konusu kişilerin evlerine eş zamanlı baskınlar yapıldı. Baskınlarda yakalanan kişiler adli tıp birimindeki sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Adana'da ilginç bir operasyon yapıldı ve bu operasyonda bir iş yerinde nesli tükenme tehlikesi altında olan ve ayrıca beslenilmesi de yasak olan iki maymun bulundu. Bu maymunlar koruma altına alındı. Konya'da bir iş yerinde beslenmesi yasak olan hayvanlar kapsamında olan iki adet maymun bulunurken konuyla ilgili bir kişi hakkında adli işlem yapıldı. İçişleri Bakanlığı tarafından çevre, doğa ve hayvanlara karşı işlenen suçların önlenmesi amacıyla başlatılan uygulama kapsamında oluşturulan ve Konya Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde bulunan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Büro Amirliği ekipleri, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne gelen ihbar üzerine ortaklaşa yapılan çalışmalarla bir iş yerine baskın düzenledi. Arama yapılan iş yerinde beslenmesi yasak hayvanlar kapsamında olan ve nesli tehlike altındaki türlerin ticaretine ilişkin sözleşme kapsamında bulunan iki adet maymun ele geçirilerek el konuldu. İş yerinde maymunları beslediği tespit edilen bir kişi hakkında adli işlem yapıldı. Spordaki gelişmeleri Mehmet Uysal'dan öğreneceğiz. İçer gündemi devam ediyor. Uzun mesailer, yoğun nöbetler asistan hekimlerimizin muzdarip olduğu eski bir sorundur. Bakanlığımızın uygulama ile ilgili yönetmeliği ise tartışmaya yer bırakmayacak kadar açık. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi yönetmeliğinin 11. maddesinde şu kural vardır. Uzmanlık öğrencilerinin nöbet uygulaması 3 günde birden daha sık olmayacak şekilde düzenlenir. Yataklı tedavi kurumları işletme yönetmeliğinin 41. maddesinde gece nöbeti tutanlara ertesi gün görev verilmez denmektedir. Bu madde ve devamında başhekimler dinlenme süreleri konusunda ayrıca hassas olmaya teşvik edilmektedir. Biyolojik kapasitemizi zorlayacak çalışma süreleri kabul edilemez. Kaldı ki hekimlik ancak
dingin bir zihin ve ruh haliyle icra edilebilecek bir meslektir. Arada en az 2 gün olmadan tutulan nöbet, sağlıklı bir uygulama olamaz. Fakat yönetmeliklere uymayan, çeşitli faktörlere dayalı uygulamalara gidilmektedir. Bunlara da değineceğim. 36 saatin 24 saatin ne demek olduğunu asistan olduğum yıllardan ben de biliyorum. Benim hocalarım da aynı şekilde asistanlık yıllarında 24 saat, 36 saat ter dökmüşlerdi. Zamanla bu uygulamalara meslek disiplinin, hatta hekimlik özverisinin bir tür eğitimi gözüyle de bakılır olmuş. İhtiyaçlar mecburiyetlere yol açmış. 2021 yılındayız. Değişmesi gereken, yapılması gereken çok şey var. Öncelikle adil uygulamanın takipçisi olacağız. Gelişen spor haberleriyle sizlerle birlikteyiz. İlk olarak 2. Lig diyeceğiz. 2. Lig'de bizleri temsil eden Tarsus İdman Yurdu yarın Ankara deplasmanında zorlu bir maça çıkacak. Yeni teknik direktörü Gürses Kılıç'la birlikte yeni bir hikaye başlıyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Tarsus İdman Yurdu ligde deplasmanda Ankara Demirspor karşısına çıkıyor. Ligde henüz istediği sonuçları alamayan Tarsus, Hüseyin Kalpar'ın görevine son verilmesiyle yeni hocası Gürses Kılıç'la ilk maçına çıkacak. Şu ana kadar ligde oynadığı 9 maçta 2 galibiyette kalan Tarsus İdman Yurdu zorlu deplasmandan yeni hocasıyla kazanmak istiyor. Karşılaşma 31 Ekim Pazar günü saat 14'te Ankara'da oynanacak. Evet, temsilcimize yarınki karşılaşmada başarılar diliyoruz. Bir sonraki haberimiz için 3. Lig 3. grupta bizleri temsil eden İçeri İdman Yurdu ile ilgili. Onlar da yarın evinde normalde oynaması gerekiyordu ama stadyumun bakımda olmasından dolayı Karabük maçını Tarsus İlçe Stadyumu'nda oynayacaklar. 3. Lig 3. grupta mücadele eden İçel İdman Yurdu evinde Karabük Spor'la karşılaşacak. Ligde istenilen sonuçları alamayınca teknik direktör Cem Kavçağ'ın görevine son verilmiş ve yeni teknik direktöründe kim olacağı henüz belli olmamıştı. Teknik direktörsüz Karabük maçına çıkacak olan İçel İdman Yurdu sahasının bakımda olduğu için Karabük maçını Tarsus'ta oynayacak. İçel İdman Yurdu ligde 11 puanda bulunuyor. İçel İdman Yurdu Karabük Spor maçı 31 Ekim Pazar günü saat 14'te Tarsus'ta başlayacak. Ve Türkiye Futbol Federasyonu'ndan müjdeli haber geldi. Sezon başında stadyumlarda, tribünlerde %50'lik bir doluluk oranı açıklanmıştı. Tabii pandemiyle birlikte bu sevinçle karşılanmıştı. Tabii Türkiye Futbol Federasyonu yeni bir karar daha açıkladı. Dediler ki 9 Kasım'dan itibaren artık tribünlerde %100 kapasiteyle oynanabilecek. Türkiye futbol liglerinde seyirci sayısı tam kapasiteye çıkartıldı. Daha önce pandemi nedeniyle uzun bir süre seyircilere kapalı olan tribünler bu sezon başında %50 kapasiteyle alımlara başlamıştı. Geçtiğimiz gün Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamasıyla artık tribünler %100 kapasiteye çıkartıldı. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 9 Kasım'dan itibaren tribünler dolacak. Daha önce belirtilen PCR testi şartı da kaldırılıyor. Stadyuma sadece aşılı olanlar girebilecek. Evet, haberimizin son kısmında da izlediğiniz üzere artık PCR testleri geçerli olmayacak ve tamamen aşılı olanlar stadyumlara giriş yapabilecek. Biz de diyoruz ki aşınızı mutlaka ama mutlaka olun. Evet, son olarak da Euroleague diyeceğiz.
Son şampiyon Anadolu Efes ve bu 6-7 yıllık süreç içerisinde final oynamış, şampiyonluk aşamış, defalarca Final Four oynamış Fenerbahçe'ye bir şeyler oldu. Nedense bu sezona iki takımla da kötü bir başlangıç gerçekleştirdik ki Anadolu Efes 4-0'la başlamıştı. Sonradan biraz toparlasa da kötü gidişat devam ediyor. Özellikle Fenerbahçe, Panathinaikos, Real Madrid, Barcelona derken bu kez de Olympiakos maçında yine son saniyede kaybetti. Euroleague'de kara tablo devam ediyor. Son şampiyon Anadolu Efes ve son 6 yıla damga vuran ve bir şampiyonluğu bulunan Fenerbahçe bu sezon bir türlü istediği sonuçları alamıyor. Anadolu Efes çıktığı 7 maçın 5'ini kaybederken Fenerbahçe ise can yakan mağlubiyetlere bir yenisini daha ekledi. Çıktığı 7 maçın 5'inde kaybeden Fenerbahçe bu maçlardan 4'ünde Panathinaikos, Real Madrid, Barcelona ve Olympiakos karşısında hepsinde son saniye basketleriyle kaybetti. Anadolu Efes haftaya evinde Zenit'i ağırlayacak. Fenerbahçe ise CSKA Moskova deplasmanına gidecek. Fenerbahçe için güzel mi bilmiyorum ama en azından iyi bir durum varsa da şampiyonluk adaylarıyla kafa kafaya, yani başa baş bir mücadele sergilemesi ve son saniyeye kadar da geriye de düşse farklı bir şekilde maçı toparlayabiliyor. Umarız bu mağlubiyet serisi daha fazla sürmez iki temsilcimiz açısından da, ki normal sezon önemli değil. Burada ilk 8'e girebilmek önemli. Sonrasında Final Four ve final heyecanları yaşanacak. Umarız bunu bir kez daha başarırız diyelim. Böylelikle spor haberlerinin sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşça kalın.